Üçüncü ödülümüz Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü. Ödülün bu yılki sahibi Emcet İslam Emcet. Şimdi kendisi hakkında hazırladığımız kısa filmi izleyeceğiz. Kelimeler bir buluttan boşalan yağmur damlaları gibidir. Emcet İslam Emcet'in şiirinde. An gelir bir gazete makalesine, an gelir bir seyahatnameye, an gelir bir senaryoya bereketini dökebilir. Modern Urdu edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan sanatçı, ödüllü senaryolarının yanı sıra şiirlerinin de bulunduğu 16 kitabıyla Pakistanlı genç sanatçıların örnek aldığı bir isimdir. Ülkesinde saygın bir yeri olan Türkiye dostu Emcet İslam Emcet, gerek kıymetli eserleri, gerekse iki ülkenin kültürel dostluğuna verdiği katkılar sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nün bu yılki sahibidir. Necip Fazıl Uluslararası Kültür ve Sanat Ödülü'nü takdim etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı sahneye davet ediyoruz. Emcet İslam Emcet'i ödüllü almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Albayrak, çok teşekkür ediyoruz. Assalamu alaikum. First of all, öncelikle I would like to thank the jury of the 6th Necip Fazıl Award that they have considered my work for this prestigious award. Öncelikle 6. Necip Fazıl Ödülleri jürisine bu eserimi bu prestijli ödüle layık gördükleri için teşekkür ederek başlarım. And given me the chance to see this beautiful country which is very dear and close to the heart of every Pakistani. Her Pakistanlının gönlünde taht kurmuş böylesine güzel bir ülkede bulunmak benim için çok kıymetlidir. And above all to receive this in the presence of President Tayyip Erdoğan, whom I consider the greatest leader of Muslim Ummah in the present times. Ve hepsinden de önemlisi İslam ümmetinin en büyük lideri olarak adettiğim çok değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcudiyetinde bu ödülü alma şerefini bana bahşettikleri için jüriye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. I thank you again from the core of my heart and hope to see a translation center of Muslim and third world countries for better understanding of our common and mutual problems. Kalbimin en derinliklerinden şükranlarımı sunarken Müslüman ülkelerin daha iyi anlaşmalarını, ortak dertlerine derman olacak dilden konuşabilmelerinin en büyük arzumuz olduğunu bir kere daha yinelemek isterim. In the end, I would like to recite a very short poem of mine in my national language. Muhabbat aisa darya hai. Muhabbat aisa darya hai ke barish root bhi jaye to pani kam nahi hota. Its translation goes like this: love is such a wonderful river that it keeps on flowing even if there is no rain at all. Sözlerime son verirken şiirimden kısa bir bölümü kendi dilimde arz etmek istedim. Türkçe manası: sevda öyle güzel bir nehirdir ki tek damla yağmur düşmese de çağlamaya devam eder. Thank you and şükriya. Teşekkürlerimle ve şükranlarımla. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü kazanan Emcet İslam. 2019 Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü ise bu sene Sayın Emcet İslam Emcet'e takdim ediyoruz. Pakistan'dan değerli bir kardeşimiz, Huda Hafız. Kendileri Pakistan'da gelişen modern Urdu edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Şiirleri yanında
gazeteciliği ve senaryo yazarlığı ile de Pakistan'ın en tanınmış isimleri arasındadır. Pakistan, Türkiye için her zaman kardeş bir ülke ve değerli bir dost olmuştur. İlişkilerin sadece çıkarla tanımlandığı günümüzde Türkiye-Pakistan dostluğu samimiyetiyle, dayanışmasıyla tüm dünyaya örnek oluyor. İlhamını kan bağından değil, gönül bağından alan Türkiye-Pakistan kardeşliğinin inşallah ileride daha da güçleneceğine inanıyorum. Emced, İslam Emced kardeşim de eserleriyle, duruşuyla bu dostluğun kültürel ve ilmi alandaki sancaktarlarından biri olmayı sürdürecektir. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün bu yıl Profesör Uğur Derman hocamıza tevcih edilmesini son derece... İnsan bu su misali, kıvırım kıvırım akar ya. Bir yanda kan benim, öbür yanda Sakarya. İnsan bu su misali, kıvırım kıvırım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Eyvah! Sakarya'm sana mı düştü bu yük? Bu dağda hor, bu dağda büyük. Sakarya, sah çocuğu mahzun Anadolu'nun divanesi kim? Milli İrade'nin Sesi, Star Gazetesi olarak büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl adına altıncısını düzenlediğimiz Necip Fazıl ödüllerinin bu akşam sonuna geldik. Katılımlarıyla bizi şereflendiren kıymetli Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli misafirlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Seneye 7. Necip Fazıl ödüllerinde birlikte olmak dileğiyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.